Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmenler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerle karşılaşalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunuza sunumuz. Kıymetli kıtalar ekranımız olsun. Xitay Türkiye'nin dünya sodi teşkilatına arz kıldı. Xitay Türkiye'nin Xitay avtomobillerden koşumcu tamojni beje alganlığına karşı dünya sodi teşkilatına şikayet kılgan bulup, Xitay Saudi Ministerliğinin bayanatçısı muhbirlarının bu vaqtdagi sualiga javob berdi. Xitay Saudi Ministerliği organ torining 8-ci oktyabr xabar qilishicha, bir qism taratqular Xitay Saudi Ministerliğinin bayanatçısidan axborot vositalarining xabar qilishicha, Xitayning to'kliq avtomobillarga va boshqa mashinalarga import cheklamasi qo'yganligi sababli Xitay Turkiya ustidan dunyo savdo tashkilotiga arz qilganligi haqida xabar tarqaldi. Bu vaqtdagi konkret ahvolni tushuntirib bera olasiz deb so'ragan. Xitay savdo ministrligining bayonotchisi javob berib, 8-ci oktyabr Xitay tarafining Turkiyaning to'kliq avtomobillarga va boshqa mashinalarga qo'shimcha tamojni beji qo'yish va import ijozatnoma cheklamasi tadbirlarini yo'l qo'yish to'g'risida dunyo savdo tashkilotiga kengashish iltimosi sunganligini bildirgan. Bayonotchi yana Turkiyaning Xitoydan import qilingan to'kliq avtomobil va boshqa mashinalarga 40% lik qo'shimcha tamojni beji hamda import ijozatnomasi cheklamasi qo'yganligini, bu xil kamistish xarakterini olgan tadbir dunyo savdo tashkilotining qoidasiga xilof ekanligini, Turkiyaning bu qilmishi tipik savdo qo'riqchilik usuli ekanligini da'vo qilgan. Xitay bayonotchi yana biz Turkiyaning dunyo savdo tashkilotidagi aloqador va'dalarga amal qilishini va uning xato qilmishlarini darhol tuzatishini talab qilamiz deb jar solgan va shundaqli Xitayning barliq vositalarini qo'llanib davlat ichidagi sanoatning qonunlik huquqiy va manfaatini qo'g'daydiganligini da'vo qilgan. Xitay fuqarolaridan Pokistonda ehtiyotchan bo'lishni talab qildi. Xitay Tashqi ishlar ministrligi ogohlantirish chiqarib, Xitay fuqarolaridan yaqinqi mazgillarda Pokistonga berib qolgan taqdirda alohida ehtiyot qilishni talab qildi. Xitay xalq to'rining 8-ci oktyabr xabar qilishicha, Xitay Tashqi ishlar ministrligi uqtirish chiqarib, Xitay fuqarolariga Pokistonga sayohatga borganda ehtiyotchan bo'lishni eskartgan bo'lib, uqtirishda yaqinda Pokistonning bexatarlik vaziyati murakkab bo'lib qolgan bo'lib, doim bexatarlik voqealari yuz bermoqda. Bu sebeplik Tashqi ishlar ministrligi va Xitoyning Pokistondagi bosh elchixonasi va konsulxonasi Xitoy fuqarolariga Pokistonning navbatdagi bexatarlik xavfini to'liq tushunishni, Pokistonga sayohatga borganda ehtiyotchan bo'lishni, Balochiston, Kep o'lkasi qatorliq xatarlik rayonlarga bormaslikni yana bir qatim eskartdi deyilgan. Uqtirishda Pokistondagi Xitoy xodimlari, organlari va qurilish turlarining texnik hushyorligini o'stirib, yerlikning bexatarlik vaziyatiga diqqat qilib, bexatarlik xavfini tekshirib, bexatarlik tadbirlarini kuchaytirishi kerakligi tilga olingan. Tayvan Xitoyning baliqchilik paroxotini tutib qoldi. Tayvan dengiz qirg'og'i muhofazat atriti Tayvanga tava Sazgur dengizida Xitoyning bir baliqchilik paroxoti va paroxotdagi 9 paroxot xodimini qo'lga tushirganligini e'lon qildi. Amerika vazirining xabarida bildirilishicha, bu vaqa 9-ci oktyabr Tayvanni Xitoy bilan ayirib turadigan Sazgur Tayvan bo'g'ozining Taybey kontrolligidagi Daisho arilig'i yaqin joyda yuz bergan. Tayvan taraf tarqatgan suratlarda ko'rsatilishicha, Tayvan dengiz qirg'og'i muhofazat atritining paroxoti Xitoy paroxotini qo'g'ilgan. Orqadan dengiz qirg'og'i muhofazat atriti xodimlari paroxotga chiqqan bo'lib, paroxotda taxminan 1 tonna ig'irlikda beliq topgan. Dengiz qirg'og'i muhofazat atriti paroxoti beliqchilik paroxotini qo'g'ilganda ogohlantirish berganligini va suv zambirki ishlatganligini bayon qilgan. Xitoyning mazkur beliqchilik paroxoti chorshanba kuni Daisho portiga so'rab kelingan bo'lib, navbatda tekshirish xizmati davom qilmoqda ekan. Tayvan dengiz qirg'og'i muhofazat atriti bayonot e'lon qilib, biz cheklangan dengiz rayonimizda ruxsatsiz yurgan yoki mashg'ulot qilgan cho'ng quruqlik paroxotlarga qarata zarur qonuniy harakat qo'llanamiz. Qonun ijro qilish maydonimiz mustahkam bo'lib, dengiz rayonining bexatarligi va tartibiga kafolatlik qilamiz degan. Yaqindan beri Xitoy Tayvanga qarata egalik huquq talabini kuchaytirgan bo'lib, bu sababli ikki taraf munosabati davomli nacharlashgan. Xitoyda yasalgan kurashchi ayroplanlar Birma xalqini talafotga uchratmoqda. Birma armiyasining ajallik havo hujumlarida Xitoyda yasalgan kurashchi ayroplanlar ishiltilgan bo'lib,
fuqarolar ig'ir talabatga uchurgan. Amerika vazining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoydan setib olgan 6 dona FTC 2000 G tipliq ko'rashchi aeroplan Birma'ga yetib kelgan bo'lib, kuzatuvchilar Xitoyning Birma armiyasini harbiy qurollar bilan ta'minlashining to'qunishni uzartib, fuqarolarning azob uqubatlarini ig'irlashtirib o'tishidan andisha qilgan. FTC 2000 G'ga o'xshash Xitoy ta'minlagan ko'rashchi aeroplanlar Harbiy hukumatning havo mudofaa afzalligini saqlashiga yordam bergan bo'lib, Birmaning har qaysi joylaridagi xalq ig'ir talofatga uchurgan. Taratqularning xabariga asoslanganda, bu bir turkum aeroplan 2024-yil 8-oyda Birma armiyasiga yetkazilgan bo'lib, bu Birma armiyasi qabul qilgan ikkinchi turkum FTC 2000 G tipliq kurashchi aeroplanlar ekan. Harbiy hukumat 2022-yil 11-oyda tunji turkumda bu xil kurashchi aeroplanga erishgan. Harbiy tarafning kontrolligidagi taratqularning xabar qilishicha 2022-yil 15-dekabr Birma havo armiyasida o'tkazilgan marosimda Xitoyda yasalgan kurashchi aeroplan FTC 2000G ko'rsatilgan. Ikkinchi turkumdagi aeroplanlarning bu yil 13-oydagi havo armiya kunini tabriklash faoliyatida ko'rsatilishi mumkin ekan. Pokiston-Afg'oniston chegarasida to'qunish yuz berdi. Pakistan'ın Balochistan ülkesi de Afganistan ve Pakistan çigra kısımları arasında qurallıq toqunuşu yüz berdi. Pakistan devletlik media vasitalarının yuqur derecelik bexatirlik mənbələrge tayangan xəbərlərge asaslanğanda Balochistan ülkesinin Nushki rayonunda çigradaki semtu sıqını remont qılıvatqan əskərlər bilən Afganistan çigra müdafiye kısımları öz ara oq çıqırışqan. Mənbələr Afganistan çigra müdafiye kısımlarının iğir talapetki fücurğallıqını ilgir sürgən bolsumu, hər iki dövlət bu vaqa toğırsı da hazırgıçı heç qandaq rəsmi bayanatlar ilan qılmıqan. İki dövlət arasıdaki 2640 kilometrlik quruqluq çigrası da 18 ötüş noxtısı bar bulup, Torxam və Çaman çigra iğızları ən ciddi çigra iğızları hesablandı. Afganistan ve Pakistan arasındaki çigra meseleleri devamlaşıvatkan bolup, iki devlet bexatirli kısımları arasında patpatlı çigra kilişmesliklerine arıqı görünüş kılgan kallıq korallıq dokunuşları yüz vermekte. Guterres, kan kölemlik uruşunun girvikigi kilip kaldıq, dedi. Birleşken Devletler Teşkilatı Başkatibi Antonio Guterres, Livan'nın umumyüzlük uruşunun girvikigi kilip kalgallıqı doğrusu da agahlandırdı. BDT Başkatibi Antonio Guterres BDT'de söz kılıp, işgal astıdaki gharbi kırgaqnın kaynaş noktasıgı kilip kalgallıqını, İsrailiyanın Livan'a karatkan hücumlarının bütün rayonu tehdit edip gelgelikini ve bu hücumlarda 2000'den artıq kişinin öldürülgelikini otturgu koydu. Guterres, Livan'nın umumyüzlük uruşunun girbikigi kilip kalgallıqı hakkıda agahlandırış berip, barlıq devletlerinin ilgilik hukuki ve zemin bütünlükigi hürmet kılınışı kereklikini kayıt kıldı. O, her bir hücumdan tınışlık oruntışını bargan sıra kıyırlaştırdığalıqını bildirip, bu sebepten biz Gazze ve Livan'da uruşta uxtuş, əsirlerini koyup beriş ve insani yardım yetkizüş çakırıqlarımızdan vazgeçmeyimiz, dedi. Bişkek'te Türk Devletleri Teşkilatı Süni Akıl Münbiri ötküzüldü. Kırgızistan'da ötküzülgen Türk Devletleri Teşkilatı Süni Akıl Münbiri de bu sahada hemkarlık ornatış ve öz ara fikir almaştırışının ehmiyeti tekitlendi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe Kırgızistan paytaxtı Bişkek'te Türk Devletleri Teşkilatı Süni Akıl Münbiri ötküzülgen bolup, Münbirinin birinci günü de Türk Devletleri Teşkilatı'a aza Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkiye'nin rakamlaştırışki mesul idari organ mesullarının iştirakılışı bilen Süni Akıl'nın rakamlık özgürüştüki rolü temizli yığın uyuşturulgan. Münbirde hükümet mesulleri Süni Akıl sahası da aldıngı Katar'daki mutakhasisler, diplomatlar, Suudi sanatkiler vekilleri, akademikler ve IT dünyasının mesulleri bir yerge cembolgan. Yığın jarayonida Türk devletlerde rakamlık özgürüş sürüetini tizildiş üçün Süni Akıl teknolojileri sahasida tecrübeler ve en yaxşı hizmetler hakkında malumat berilgen. Hürmetli körmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Adik programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.